İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 23 Mayıs 2024 kapanış itibariyle son 3 al karzımız Altınay Koç MT ve Hareket arkadaşlar. Üçü de gayet de güzel aslında benim için gayet güzel oldu. Tabii Koç MT olanla biraz sıkıntı da mı arkadaşlar da. Şimdi hemen şöyle anlatalım ayda arkadaşlar bugün toplam 1 milyon 616 990 adet arkadaşlar işlem hacmi olmuş el değiştirilmiş daha doğrusu bu yüzde 10.57 arkadaşlar kritik seviyenin bir tanesini geçtik ama onu söyleyeyim ama esas burada arkadaşlar 117 milyon olması bizim için çok büyük avantaj olaya şöyle bakmak lazım arkadaşlar açıkçası söyleyeyim ben size şimdi altından yüzde 30 arkadaşlar kurumsalda yani bu da yaklaşık 60 milyon dediğimiz zaman yaklaşık 18 milyon arkadaşlar kurumsalda bir de şu satılan notların hepsinde yani kurumsalın aldığını düşünürsek, içinde tabii ki küçük yatırımcı da vardır ama biz hepsinin kurumsalın aldığını düşünürsek arkadaşlar 24 milyon not arkadaşlar. Yani olayı özetleyeyim ben size. 24 milyon not kalırsa burada arkadaşlar o zaman korkmaya başlayın. Veya cümleyi değiştirme arkadaşlar. 18 milyon artı o güne kadar el değiştiren Ki bugün o zaman toplam 24 milyon yapıyor ama yarın belki 30 milyon olacak. O zaman korkmaya başlayın arkadaşlar. Yani mevcut duruma göre arkadaşlar bu işlem hacmine daha çok böyle tavan gidecek gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Bakın tekrar söylüyorum. Bu işlem hacmine göre çok tavan gidecek gibi gözüküyor. Çünkü 28 milyon arkadaşlar şu anda riskli hissemiz var ama şu anda tavanı bozacak gibi durum söz konusu değil gibi gözüküyor. Ama tavanda bekletip de kurumsal ondan sonra yani bu 117 milyon hepsi küçük yatırımcı olduğunu düşünmüyorum. Kurumsal bir anda koç olduğu gibi emirleri bir silerse arkadaşlar ona bir şey diyemem ama mevcut duruma göre arkadaşlar yarın büyük ihtimalle tekrar tavan gözüküyor ama ertesi gün içinde tavan olma isim muhtemel ama ben sadece yarın arkadaşlar yani 7. gün cuma günde daha rahat tavan göreceğini düşünüyorum. Peki ama tabii şu da var bakın riskimiz oluşmuş arkadaşlar onu da söyleyeyim burada. Ben sadece burada tavanda bekleyen not sayısına bakalım. Koç MT'ye baktığımızda arkadaşlar bugün benim için gayet bir alım satım fırsatı verdi. Tabana yakınken aldım arkadaşlar sonra eksi 5 civarına sattım. Yani %5'e yakın %4'e yakın bir kar elde ettim burada. Gayet yüklü girmiştim. Güzel oldu arkadaşlar. Zaten işlem hacimlerinde belli baya bir e, yükselecek diye girenler var. Bunların çoğu arkadaşlar küçük yatırımcı büyük ihtimalle onu da söyleyeyim. Yani küçük yatırımcının çoğunu alırsa arkadaşlar büyük ihtimalle aşağı basarlar mı? Yarın öbür gün hep beraber göreceğiz. Ee, hareket kontrole baktığımız zaman başlangıcı hiç iyi olmadı onu net bir şekilde söyleyeyim bunun da arkadaşlar %25'i kurumsalda bu da bizim için tabii dikkat etmemiz gereken bir durum ama ee, arkadaşlar bakın toplam el değiştiren not miktarı satılan not miktarı normalde bunun %1.09 değil de %0.10 gibi yani ee, yani 10 katı fazla olmuş. Öyle diyeyim ben sana arkadaşlar. Yani ilk güne göre biraz sıkıntılı. Yani en azından şunu deme imkanım var ki altına kadar çok uzun olacağını düşünmüyorum arkadaşlar mevcut duruma bakarsak. Çünkü çok fazla arkadaşlar el değiştirmiş. 260.443 adet satılmış gözüküyor. Bu da bizim için biraz sıkıntılı olarak karşımıza çıkıyor. Yarına büyük ihtimalle tavan onu söyleyeyim ama arkadaşlar eğer yarına hızlanmaya devam ederse büyük ihtimalle 4. günü görmeme ihtimal. Bakın üçü demiyorum. 4. günü görmeme ihtimali oldukça fazla olur diye düşünüyorum. Hani biraz hareketten açıkçası benim performansımın altında bir durum gerçekleşti gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.